Böbrekler vücudumuza atık maddeleri uzaklaştırmasını sağlayan organlardır. Diğer hayati organlar, akciğer, karaciğer, kalp gibi böbrek sağlığı da önemli bir konudur. Böbrekleri etkileyen en ciddi hastalıklar idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşı hastalıklarıdır. İdrar yolu enfeksiyonları idrar kanalıyla vücudumuza geçmektedir. Bunlardan korumanın en önemli yolu kendimizi ve çevremizi temiz tutmaktan geçmektedir. Böbrek taşı hastalığı sağlık merkezine böbrek ağrısıyla başvuran bir kişide böbrek taşı aklımıza gelmesi gerekmektedir. Ağrıya eşlik eden bulantı, kusma, idrar zorluğu, idrar yanması şikayetleri beraber eşlik edebilmektedir. Böbrek taşından korunabiliriz. Bununla ilgili özellikle gıda ve hayat koşullarımızı değiştirerek taşla ilgili mücadelemize devam edebilmekteyiz. Vücudumuzda kilomuza ve yaşımıza göre yeterli miktarda sıvı alımı, oksalat yani fındık, çikolata gibi gıdalardan uzak durulması, tuzdan uzak durulması, fitik asit, tahıl, bakliyat alımı, sitrat, limon ve benzeri alımı, probiyotik alımı böbrek taşlarından vücudumuzu koruyabilmektedir. Yeterli sıvı aldığımız takdirde böbrek taşının bizi tekrar ziyaret etmesini engelleyebiliriz. Günümüz koşullarında hipertansiyon, şeker gibi böbreği etkileyen sistemik hastalıklar yanında böbreği enfeksiyonlar ve sıvı alım azlığı da etkilemektedir. İçinde bulunduğumuz yaz aylarında kontrolsüz havuz kullanımı böbreklerimizi en ciddi etkileyen hadiselerden birisidir. Havuz yoluyla bize zarar verebilecek etmenler 1- idrar yolu enfeksiyonları, 2- dehidratasyondur. İdrar yolu enfeksiyonları havuza idrar yoluyla girebilmektedir. Bundan korumamızın yöntemi de havuza girmeden duş almak, akabinde ıslak maya ile oturmamak, bunları engelleyebilmektedir. Dehidratasyon, havuz suyundaki klora bağlı vücudumuzda sıvı eksikliğidir. Dehidratasyona bağlı vücudumuzda enzim değişiklikleri olmakta. Enzim değişiklikleri halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlere yol açmaktadır. Bunu engellemenin en önemli yolu yeterli kilomuza ve yaşımıza göre sıvı almaktır. Sıvı ne kadar almamız gerektiğini hesaplamak gayet kolaydır. Bunu kilomuza ve yaşımıza göre yapabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse 10 kilogramlık bir birey için 300 cc, 20 kilogramlık bir birey için 400-500 cc, 45 kilogramlık bir birey için 1 litre civarında sıvı almamız yeterlidir. Böbreklerimizi koruyalım.